Saat de bayağı geç oldu. Uyku da çekiyor. Biraz anlatımlarımda biraz yavaşlık olabilir. Bu yüzden kimse kusura bakmasın. Güzel bir İstanbul akşamından herkese selamlar. Evet, videonun başında gördüğünüz gibi valizim soyuldu. Önceki videolarımı izleyen arkadaşlar zaten olayın ilk aşamasını biliyorlar. Valizim İstanbul Havalimanı'na indiğinde kayıptı. Daha sonra bulundu. Bulunduğunda içindeki eşyalarımın çalınmış olduğunu fark ettim. Eşyalarımın bir kısmı diyelim. Bilmeyenler için bir özet geçiyorum. Yeni Zelanda'dan Yeni Zelanda Hava Yolları'yla Singapur'a bir uçuş gerçekleştirdim. Singapur'da 15 saatlik bir beklemem oldu. Singapur'dan da Türk Hava Yolları ile İstanbul'a uçuş yaptım. Uçuş yaptığım gün sabah 5'i 10 geçe ya da çeyrek geçe İstanbul'a iniş yaptık. 6'ya 5 kala civarı 24 numaralı banta bizi yönlendirdiler valizlerimizi almak için. 24 numaralı banta gittiğimde bant üzerinde hiç valiz yok. Benim gibi 5-6 kişi daha vardı bant etrafında. 15-20 dakika kadar bir bekleme süremiz oldu. Orada bulunan görevli arkadaşa valizlerimizin olmadığını söyledik. Kendisi de aşağıdaki görevli arkadaşlarına telsizden bir konuşma yaparak hani arkada kalan valiz varsa lütfen gönderin şeklinde bir bildirimde bulundu. Aşağıdan gelen cevap ellerinde hiçbir şekilde bir valizin kalmadığıydı. Daha sonra bizi kayıp eşya bürosuna yönlendirdiler. Orada bir takım formlar doldurduk. Bana verilen bilgi muhtemelen Singapur'da kaldığı ve ilk uçakla buraya gönderileceği muhtemelen 24 saat sonra valizimin kapıma teslim edileceği şeklindeydi. Neyse gerekli evrakları doldurduk. Ben havaalanından çıktım, ailemle buluştum. Daha sonra eve geldim. Aynı gün içerisinde akşam saat 5-5.30 civarı evdeyken içimde bir his, bir ses havalimanını ara diyor. O sesi dinledim ve havalimanını aradım. Aradığımda valizimin bulunduğunu ve valizin 4 postasına yani 4 kuryesine verildiği söylendi. Aynı gün içerisinde de teslim edileceği söylendi. Teşekkür ettik, kapattık telefonu. Daha sonra saat 9.30-10 civarı kurye arkadaş bir telefon açtı ve bulunduğu yerin bizim adrese çok uzak olduğunu, hani ertesi gün getirebilir miyim şeklinde bir soru sordu. Bize sıkıntı olmadığını söyledik. Ertesi gün saat gene 5-5.30 civarı kurye arkadaş valizi getirdi. Getirdiğinde valizin üzerinde Türk Hava Yolları'na ait üzerinde belli numaralar bulunan şöyle plastik bir kelepçe vardı. Bunu göre görmez zaten valizin kırıldığını ve açıldığını gördüm. Üzerinde bir kilit vardı. Kilidi kıramamışlar. Fermuarın üzerindeki, şurada resimlerden de görebileceğiniz gibi fermuarın üzerindeki demir tutma aparatı mı diyeyim artık. Demir tutacak kırılmış. Oradan valizim açılmış. İçinden seçmece kafalarına göre bir takım eşyalarımı çalmışlar. Kurye arkadaş da elinde kağıtlarla kapıda bekliyor. Hadi şunu imzalayın da ben gideyim şeklinde bir tavrı var. Ben de kendisine imzalamayacağımı belirttim. Kendisi de diyor ki hani benim bu işle bir ilgim yok. İmzalarsanız elimde bir sürü daha valiz var. Ben teslimatı yapacağım diyor. Yalnız imzalamamı istediği kağıtta şu şekilde bir ibare var. Yani bu kağıdı imzalarsanız ileride herhangi bir tazminat durumunda hakkınızdan feragat ediyorsunuz. Ben de dedim ki görüyorsunuz yani valizim kırık. Valiz açılmış, üzerinde kelepçe var. Ben bunu niye imzalayayım? Adam da kendince haklı. İyi de diyor bu benim işim yani. Benim bu olaylarla kesinlikle bir alakam yok. İmzalarsanız benim de elimde bir sürü valiz var. Onlarca valiz var. Onları bugün bitirmem gerekiyor. Beni bir an önce salın gideyim havasında. Ben de dedim ki bir müsaade edersen müşteri hizmetlerini arayayım. Onlardan bir akıl alayım ne yapmamız gerektiğini o zaman konuşalım. Tamam dedi. Müşteri hizmetlerinde güzel, iyi niyetli bir insanla görüştüm. Kendisi gayet yardımcı oldu ve o evrakı kesinlikle imzalamamam gerektiğini söyledi. Başka bir nüsha varsa o nüshanın üzerine gerekli notlar alarak ne olduysa o notları alarak isim, soy isim ve imzayla kurye arkadaşı göndermemi söyledi. Ben de gerekeni yaptım. Beyaz farklı bir kurye ile ilgili bir kağıt vardı. Onun üzerine gerekli notları düştüm. Valizim açılmıştır. İçinde eşyalarım çalınmıştır. İsim, soy isim ve imzamı bıraktıktan sonra kurye arkadaşı yolladı. Tabii daha sonra işte valizi açtık. Neler çalınmış, neler kalmış onlara baktık. Enteresan şekilde işte seçmeci usul bir takım eşyalarım kayıp. Toplamda 300 dolar zararım var. 300 dolarlık eşyam kayıp. Çoğu da zaten aileme getirdiğim hediyeler maalesef. Daha sonra tekrar Türk Hava Yolları'nın müşteri hizmetlerini aradım ve bundan sonra nasıl bir yolu izleyeceğiz bunun konuşmasını yaptık. Kendileri bana Türk Hava Yolları'nın web sitesinden bir form doldurmam gerektiğini yani bir dosya açmam gerektiğini daha sonra bu dosyanın Türk Hava Yolları tarafından tazminat ekibine yönlendirileceği söylendi. Bu işlem gerçekleşti. Gerekli fotoğrafları, gerekli evrakları o dosyanın içine bıraktım. Ya da 3 gün sonra bana bir cevap geldi web sitesi üzerinden. Söyledikleri dosyanın tazminat ekibine iletildi.
Tazminat ekibi de öyle bir ekip ki tatil günleri çalışmıyor. Yani kimse çalışmıyor orada. Zaten bayram günleri de çalışmıyorlar. Biliyorsunuz araya da bayram girdi. Tatil günleri öyle ya da böyle bir şekilde belli bir zaman kaybına uğradık. Yani işlemler çok hızlı yürümedi orada. Neyse, tazminat ekibinin ilk bana geri dönüşünde sorduğu soru şuydu: elinizde faturalar var mı? Eğer faturalarınız varsa kaybınız neyse direkt ödeyeceğiz şeklinde bir cevap yazdılar. Ben de kendilerine elimde faturam olmadığını, zaten böyle bir düşünceyle valiz yapmadığımı, böyle bir düşünceyle aileme hediye almadığımı söyledim. Yani ilk etapta biraz önce söylediğim gibi müşteri hizmetlerini, kurye yanımdayken müşteri hizmetlerini aradığımda görüştüğüm arkadaş da bana aynı soruyu sormuştu. Faturanız var mı demişti. Ben de kendisine faturamın olmadığını, bunun bir sorun olup olmayacağına sorduğumda bana hayır, kesinlikle olmaz, müşteri beyanı esastır demişti. Ben de buna binaen zaten işlemleri başlatmıştım. Tazminat ekibiyle o niyetli, o düşünceyle görüşüyorum. Ben de tazminat ekibine faturalarımın olmadığını, müşteri beyanının esas olduğunu ve bunun kendileri tarafından geldiğini hatırlatarak bu şekilde bir cevap yazdım. Bu cevabımdan sonra emin değilim kaç gün sonra tazminat ekibi tekrar bana geri dönüş yaptı ve 200 lira teklif ettiler. Hani bu rakamın kırılan valizimi bile karşılamadığını kendilerine ilet. Daha sonra işte araya hafta sonu bayram falan girince işler bayağı uzadı. Öbür haftaya olaylar sarktı. Yani arada bir 9-10-11 gün belki de bir kaybımız oldu. Kendileri bana bir dönüş yaptılar. 200 lirayı 375 liraya çıkardılar. Ben de bu tekliflerini de kabul etmediğimi, 375 liranın gerçekten komik bir rakam olduğunu, kaybımın 300 dolar olduğunu ve 300 doların en kısa zamanda hesabıma yatırılmasını istediğini söyledim. Aradan yine belli bir zaman geçti. Kendileri yine son şekilde bana bir dönüş yaptılar ve enteresan bir şekilde tekrar faturaları sordular. Bu faturaları sorduktan sonra ben kendilerine tekrar cevap vermedim. Çünkü yani oluşan durum şu şekilde: faturalar soruluyor, 200 lira teklif ediliyor, 375 lira teklif ediliyor. Ben iki teklifi de reddediyorum, tekrar bana faturalar soruluyor. Yani kısır bir döngünün içine girdik. Ne yaparsam yapayım, şimdi belki itiraz e-maili yazsam tekrar 375 lira belki 450 lira olacak. Ondan sonra yine itiraz edeceğim, yine bana faturalar sorulacak. Yani beni bu videoyu çekmeye iten kesinlikle Türk Hava Yolları'nın kendisi veya sigorta şirketi oldu. Yani ben 5 haftadır bu olayın çözülmesini bekliyorum. 5 haftadır bir şekilde birbirimize yazışıyoruz ama bir sonuca ulaşamadık. Geldim, gidiyorum. Şu anda uçuşuma çok az bir süre kaldı. Artık bunu halletmemiz gerekiyor. Yani buradan Türk Hava Yolları'na sesleniyorum. Sizinle hiçbir derdim yok. Sizinle hiçbir derdim olamaz. En kısa zamanda bu işin istediğim şekilde halledilmesini istiyorum. Hani söylüyorsunuz ya, müşteri beyanı esastır. Esassa beyanıma güveneceksiniz. Ve herhangi bir sıkıntı varsa, söylediklerime de inanılmıyorsa, zaten kayıtlarınızda konuşmalarımız mevcut. Sizi aradığımızda bize hoş tatlı müzikleri dinletirken aynı zamanda da şunu söylüyorsunuz: müşteri memnuniyeti açısından görüşmeleriniz kayıt altına alınacaktır. Söylediğiniz gibi bütün görüşmeler kayıt altına. Herhangi bir güven sorunu varsa zaten kayıtlarınızdan görüşmelere ulaşıp ne konuşup konuşmadığını, yani herhangi bir sorun varsa kayıtlarınıza bakıp bu görüşmelere ulaşıp sizin ekibinizin bana neyi söyleyip söylemediğini çok net bir şekilde zaten görebilirsiniz. Hani bu olayı uzatmanın bir gereği yok. Şunu belirtmekte de fayda görüyorum: Türk Hava Yolları ile ilk kez uçtum. Bunu daha önceki videolarımı izleyen arkadaşlar biliyor zaten. 38 saatlik uçuş videomda bu mevcut. Bu uçuştan sonraki düşüncelerimi, hani yüzümü şeklini siz biliyorsunuz. Hatta bazılarınız ya övmeyin şunları dediler. Ben de dedim ki övmem gerekiyorsa överim. Aldığım hizmet mükemmeldi. Benim koridoruma bakan kabin görevlisi arkadaş inanılmaz güzel bir iş çıkardı. Mükemmel güler yüzlü, yardımsever, işini dört dörtlük yapan bir arkadaş. Yani işini dört dörtlük yapan bir arkadaşı övmeyeceksiniz, kim öveceksiniz? İkincisi, uçakta yediğim yemek. Bu zamana kadar çok uçakla uçtum, hep uzun mesafeler uçtum, farklı hava yollarıyla uçtum. Gerçekten yediğim en güzel yemek Türk Hava Yolları'nda. Normal bir yemek yiyorsunuz. Uçakta normal yemek yemek gibi lüks bir olay yok. Gerçekten yok. 11-12 saat uçuyorsunuz ve bunu iki sefer yapıyorsunuz. Yeni Zelanda'dan Singapur'a ben Yeni Zelanda Hava Yolları ile uçtum. Singapur'dan Türkiye'ye Türk Hava Yolları ile uçtum. Yeni Zelanda Hava Yolları normal bir hava yolu. Singapur'dan belki bir tık düşük. Hani belki de aynı ama yemekleri aynı. Türk Hava Yolları standart olarak Singapur'la aynı. Yemeği daha iyi. Yani bir artısı var. Ben bunu dile getirdim. Gayet de memnun ayrıldım. Ama maalesef ki yere indiğimde aynı hizmeti alamıyorum Türk Hava Yolları'ndan. Arkadaşlar belli ki gökyüzünde çok iyi iş çıkartıyorlar ama maalesef yere inince yer hizmetlerinde
büyük sorunlar yaşanıyor. Bu videoyu izleyen hepinizden ricam, lütfen bu videoyu herkese ulaştırın. Bu videonun paylaşımı noktasında lütfen cömert davranın. Gerçekten çok kısa bir süre sonra Yeni Zelanda'ya tekrar dönüş yapıyorum ve Türkiye'deyken bu işi halletmek istiyorum. Neyse, daha fazla vaktinizi almak istemiyorum. Bugünlük benden bu kadar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.